Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün program konuğumuz Erol Ülker. Hoş geldiniz Erol Bey. Hoş bulduk. Erol Bey ile birlikte bugün kendisinin mütarekenin ilk yıllarında İstanbul'da Direniş ve Sol 1918-1920 kitabından yola çıkarak direniş dönemi, mütareke dönemi İstanbul'unu konuşacağız. Ben kısaca Erol Bey'den bahsedeyim sizlere. Erol Bey, Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Kendisi 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden, 2004 yılında Merkezi Avrupa Üniversitesi Milliyetçilik Çalışmaları Bölümünden yüksek lisans dereceleri aldı. 2013 yılında Chicago Üniversitesi Tarih Bölümünde doktora eğitimini tamamladı. 2015-2016'da Berlin merkezli Transregional Study in Europe in the Middle, the Middle East in Europe isimli program çerçevesinde bursiyer olarak doktora sonrası araştırmalarını sürdürdü. Nations and Nationalism, European Journal of Turkish Studies, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Nationalities Papers, Toplumsal Tarih, KBKH, Alternatif Politika gibi dergilerde makaleleri yayınlandı. Başlıca akademik ilgi alanları arasında Osmanlı-Türkiye siyasal ve sosyal tarihi, milliyetçilik, sosyal hareketler, sosyalist ve komünist akımlar ve emek tarihi yer almaktadır. Yayınlanmış kitaplar arasında biraz önce bahsettiğim Mütarekenin ilk yıllarında İstanbul'da Direniş ve Sol, Türkiye'nin yakın tarihinde emek, toplum ve siyaset 1980-2002 yılları arasında, Türkiye Komünist Partisi'nin Bolşevikleşmesi 1925-1928 bulunmaktadır. Erol Ülker aynı zamanda 1914-1918 Online International Encyclopedia of the First World War isimli çevrimiçi ansiklopediye editör olarak katkıda bulunmaktadır. Evet, Erol Bey, mütareke döneminin tarihi anlatısına baktığımızda bütün ders kitaplarından yani mevcut bildiğimiz bir anlatı var. Yani mütarekenin bildiğimiz anlatısı. Siz bu anlatıya İstanbul'dan bakmak zaten kitabınız öncelikle. Neden milli mücadeleye İstanbul'dan bakmak? Neden milli mücadele İstanbul'dan bakmak? Yani şimdi çok açık olan bir nokta şu, yani milli mücadelenin hani merkezi Ankara ve Anadolu. İşte önce Sivas'ta heyeti temsiliye faaliyete başlıyor, sonra Ankara'ya taşınıyor, biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara'da kuruluyor. Yani Ankara aslında gene büyük, yani Anadolu ve Ankara sahne, bir de işte Ahmet Hamdi Tanpınar'ın deyişiyle hani sahnenin gerisindekiler var. Sahnenin sahnede görünmeyenler, yani milli mücadelede o Türkiye Büyük Millet Meclisi güçleriyle Yunan ordusu arasındaki o silahlı mücadelenin gerisinde kalmış işgal altında bir İstanbul var. İstanbul bu anlamıyla milli mücadelenin merkezi değil, ama milli mücadele sırasında İstanbul'da çok farklı aktörler, siyasal ve sosyal aktörler faaliyet gösteriyorlar. Ve bunlar aslında bir şekilde de Ankara ile Ankara'daki merkezde bağlantı halindeler. İstanbul işgal altında, çok farklı aktörler var. Bu aktörlerin bir kısmı işte komünist ve sosyalist eğilimlere sahipler. İşte bir daha önce belki 1908 anayasa grevleriyle karşılaştırabileceğimiz bir grev hareketi ortaya çıkıyor İstanbul'da. Dolayısıyla sosyal ve siyasal aktörlerin çok çeşitli olduğunu görüyoruz ve bu aktörler bunların önemlice bir kısmı Ankara'yla da bağlantılarını sürdürüyorlar bir şekilde. Yani İstanbul'dan baktığımızda milli mücadeleye karşımıza çıkan manzara oldukça renkli ve çeşitli. Bunun en önemli sebebi işte bu aktörlerin farklılaşmış olması, işçi hareketlerinin önemli bir sosyal hareket olarak ön plana çıkmış olması diye özetleyebilirim ben sanırım. Yani aslında bu tam da savaş döneminde İstanbul'da, mütareke döneminde birçok mevzu var. Savaşı, evet. Hem içinde hem de dışında.
Sanırım renklilik biraz onunla da bağlantılı. Biraz sonra konuşacağız. Hem işçiler, emek tarihi, grevler var bir taraftan. Bir taraftan da savaşın birçok aktörü var. Yani komünistler ve sosyalistler nerede duruyorlar burada? Komünistler ve sosyalistler. Belki meseleyi biraz şöyle de mi yaklaşmak iyi olur? Şimdi bir hani genel çerçeveye bakmak herhalde biraz faydalı olacak. Yani bir işte Osmanlı İmparatorluğu Cenarlı'ndan, Birinci Dünya Savaşı'ndan, Büyük Savaş'tan yenilgiyle çıkıyor. Ve bundan sonra işte Ekim 1923'e kadar devam edecek olan bir işgal süreci var İstanbul'da. Bu bir noktada Cumhuriyet'in, yani 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in kuruluşuyla sona erecek olan bir süreç bu. İstanbul'daki işgal de resmi olarak tam Cumhuriyet'in ilan edilmesinden kısa bir süre sonra aslında resmi olarak sona eriyor. Şimdi bu sürecin, yani Osmanlı yenilgisiyle sona erdikten sonra Cihan Harbi, ilk önemli gelişmelerden bir tanesi İttihat ve Terakki Partisi'nin iktidardan düşmesi. Bu biliyorsunuz 1908 devriminin en önemli siyasal aktörlerinden bir tanesi İttihat ve Terakki Cemiyeti. 1913'ten itibaren, 1913'te gerçekleşen darbeden sonra imparatorluğu tek elden yönetiyor İttihat ve Terakki Cemiyeti 1918'e kadar. Bir neredeyse rakipsiz bir siyasal örgütlenme bu imparatorluğun yönetimi konusunda. Ve İttihat Terakki iktidardan düşüyor. Bu tabii çok ciddi bir iktidar boşluğu ortaya çıkartıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda genel olarak ve Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da. Şimdi bu gelişmelere paralel olarak tabii işte Mondros Mütarekesi imzalanıyor. Ve İstanbul Kasım 1918'den sonra aslında fiilen itilaf güçleri tarafından işgal edilmeye başlıyor. Bu Mart 1920'de bu işgal resmi bir nitelik kazanacak ve artık Mart 1920'den sonra işte İtalyan, Fransız ve İngiliz askeri makamları şehrin yönetimini fiilen ele alacaklar. Şimdi bu süreçte İstanbul'da bir direniş hareketi örgütleniyor. Benim işte bu tartışmada, bu kitapta tartışmaya çalıştığım nokta da bu. Bu direniş hareketi nasıl örgütleniyor? Bu direniş hareketinin örgütlenmesinde hangi siyasal aktörler rol alıyorlar ve bunlar sosyal olarak İstanbul'da genel olarak sosyal kesimlerle nasıl bir ilişkiye geçmiş durumdalar? Şimdi direniş hareketinin örgütlenmesinde ön plana çıkan en önemli aktörlerden biri, belki de en önemli aktör, Karakol Cemiyeti. Yani bunu Karakol Cemiyeti büyük oranda İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin savaş sonrasında yurt dışına kaçmamış üyelerinin liderlik ettiği bir örgütlenme. İşte bunlar arasında Kara Vasıf önemli bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Kara Kemal, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin işte İstanbul örgütlenmesinin en önemli liderlerinden bir tanesi. Burada Karakol Cemiyeti'nin programını görüyoruz. Programın ilk sayfasını görüyoruz. Ben kitapta da kullanmıştım bu imajı. Şimdi Karakol büyük oranda İstanbul'da örgütlü ama aslında etki alanı İstanbul'un dışına doğru da genişliyor. Ege bölgesinde çeşitli örgütlenmelerle bağlı olduğunu görüyoruz Karakol'un. Karakol'un nasıl örgütlendiği konusunda elimizdeki kaynaklar büyük oranda bu teşkilatın kuruluş sürecinde rol oynamış olan çeşitli işte milli mücadeleye katılmış olan çeşitli kişilerin, şahsiyetlerin anılarından kaynaklanıyor. Daha fazla bilgiye ve belgeye ulaşılmaya başlandı Karakol Cemiyeti hakkında ama yine de bilgilerimiz sınırlı. Bu Karakol Cemiyeti çok önemli bir örgütlenme. Bir yandan işte İttihat ve Terakki Partisi resmi olarak kapatıldıktan sonra bu İttihatçı ilişkiler ağının bir arada tutulmasında işte Erik Yan Zühre'nin önemli kitabında gösterdiği gibi çok önemli rol oynuyor Karakol. Yani İttihatçı örgüt bağlarını bir şekilde konsolide etmeyi ve devam ettirmeyi hedefleyen bir örgüt. Aynı zamanda Milli Kongre ile çok yakından bağlantıları var. Milli Kongre yasal bir örgütlenme.
işte İstanbul'daki genel olarak bütün işgal karşıtı siyasal ve sosyal güçleri bir şemsiye altında bir araya getirmeyi hedefleyen bir örgütlenme Milli Kongre. Yasal bir örgütlenme ama karakol cemiyetiyle de bağlantıları var. İşte bu örgütlenmenin, Milli Kongre'nin liderlerinden birisi olacak Esat Bey, Esat Işık, sonradan Işık soyadını alıyor. Karakol cemiyeti üyesi çok büyük olasılıkla. Yine Bahat Sait çok önemli rol oynuyor karakolun örgütlenmesinde. Bu da karakol Milli Kongre'nin örgütlenmesinde ve karakolun örgütlenmesinde Bahat Sait yine karşımıza çıkan eski iddiatçı geçmişe sahip üyelerden bir tanesi. Aynı zamanda karakol bir ne diyelim mahallelerde, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı mahallelerde bir direniş hareketinin ortaya çıkması için çeşitli adımlar atıyor. Bir nevi silahlı direniş örgütlenmeleri yerel olarak kurulmaya başlanıyor. Bunun bu konuda da karakolun önemli bir inisiyatif aldığını görüyoruz. Karakol gerçekten önemli bir teşkilatlama, bir örgütlenme ve hani karakol hakkında daha çok çalışmaya ihtiyacımız olduğu kesin. Bir başka önemli nokta karakol hakkında, karakol ortaya çıktığında kendisini bir anti-emperyalist, anti-sömürgeci güç olarak ortaya koyuyor. Ve genel olarak sol çevrelerle, işçi hareketleriyle ilişkilenme niyetini ortaya koyuyor. Şimdi bu neden önemli? Şu yüzden önemli. Karakol cemiyeti ortaya çıktığı süreçte İstanbul aynı zamanda bir komünist ve sosyalist hareketlerin örgütlenmesine sahne oluyor. İşte bu komünist hareketin örgütlenmesi İstanbul merkezli olarak ortaya çıkmıyor aslında. İşte bu Mustafa Supi liderliğinde ortaya çıkan ve daha sonra merkezini Bakü'ye taşıyan Türkiye Komünist Teşkilatı çok önemli bir örgütlenme ve TKT, Türkiye Komünist Teşkilatı mütareke dönemi boyunca çeşitli temsilciler yolluyor. Çeşitli üyelerini İstanbul'a yolluyor ve İstanbul'da bir örgütlenme faaliyeti başlıyor. Türkiye Komünist Teşkilatı ile bağlantılı bir şekilde. Türkiye Komünist Bolşevik Grubu ya da Türkiye Komünist Bolşevik Partisi olarak isimlendiriliyor bu örgütlenme ve karakolla Türkiye Komünist Bolşevik Grubu arasında ilişkilerin 1919'un yılının erken aylarından itibaren ortaya çıktığını biliyoruz. Bu konuya dair elimizde önemli kaynaklar var. Karakol ve Türkiye Komünist Bolşevik Grubu bunlar yer altında örgütlenen teşkilatlanmalar. Bir de işte sosyalist hareketler ortaya çıkıyor. Zaten ikinci meşrutiyet dönemi boyunca hani bir tür işte Türkiye Sosyalist Fırkası'ndan, Osmanlı Sosyalist Fırkası'ndan bahsetmek mümkün. Hüseyin Hilmi'nin liderliğinde. Mesela Osmanlı Sosyalist Fırkası, Türkiye Sosyalist Fırkası ismiyle yeniden örgütleniyor. Mütareke döneminin başlarında. Sosyal Demokrat Fırkı ortaya çıkıyor. Hasan Rıza liderliğinde. Sosyal Demokrat Fırkayla işte bu Türkiye Komünist Bolşevikler arasında çeşitli ilişkilerin ortaya çıktığına dair elimizde kaynaklar var. Bu Hasan Rıza'nın ender fotoğraflarından bir tanesi, Sosyal Demokrat Fırkı'nın lideri Hasan Rıza. Dolayısıyla yani Türkiye Sosyalist Fırkası ile birlikte Sosyal Demokrat Fırkı, ki Sosyal Demokrat Fırkı ilk olarak kurulan fırka yanlış hatırlamıyorsam mütareke döneminin başlarında. Bu iki örgütlenmenin yanında bir de Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası var biliyorsunuz. Bu da işte Almanya'dan gelen, daha önce Birinci Dünya Savaşı sırasında ikinci meşrutiyet dönemi boyunca Almanya'ya yollanmış olan çeşitli genç işçi ve öğrenci çevreler. Burada Spartakis ayaklanması esnasında, yani o Almanya'daki işte komünist hareketin, Spartakis hareketinin güçlü olduğu bir dönemde bunlar politikleşiyorlar ve Berlin merkezli olarak örgütlenmeye başlıyorlar. Daha sonra bunlar da işte Kurtuluş Gazetesi'ni yayınlamaya başlıyorlar. Merkezlerini İstanbul'a kaydırıyorlar. Dolayısıyla Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası da bu dönemde faaliyet gösteren önemli sol hareketlerden bir tanesi, sosyalist hareketlerden bir tanesi. Tabii ben şimdiye kadar hep şeyden konuştum, Müslümanlar arasındaki örgütlenmelerden konuştum. Kitabın konusu da asıl olarak bu.
daha sonraki işte çalışmalarda daha böyle bir doktora tezimde Beynelmiler İşçiler İttihadı'na mesela işaret etmeye çalıştım. Da Mayıs 1920'de ortaya çıkan önemli bir sosyalist hareket, komünist hareket ve üyelerinin büyük bir kısmı İstanbullu Rumlardan oluşuyor. Ama ben bu çalışma bu çerçevesinde daha çok Müslümanlar arasındaki örgütlenmelere eğildim. Dolayısıyla toparlayacak olursak yani siyasal olarak baktığımızda manzaraya bir direniş hareketi ortaya çıkıyor. Bu direniş hareketinin ortaya çıkmasında karakol cemiyeti çok önemli bir rol oynuyor. Karakol bu dönemde İstanbul'da faaliyet göstermeye başlayan komünist ve sosyalist hareketlerle bir şekilde bağlantıya geçiyor. Bu ilişkiler oldukça karmaşık bir çerçevede gelişiyor. Öyle ki işte Sosyal Demokrat Fırkası üyesi olan mesela Zinetullah Nevşirvanov daha sonra mesela Anadolu'da komünist hareketin önemli önemli örgütleyicilerinden birisi olarak karşımıza çıkacak. Ve bütün bu karmaşık ilişkiler ağı içinde 1919 yılının sonlarında gerçekleşen seçimlerde bütün sol hareketler bir ittifak kurmaya çalışıyorlar. Bir seçim ittifakı kurmaya çalışıyorlar. Seçim ittifakının işte temel aktörleri Türkiye İşçi Sosyalist Fırkası olacak, Sosyal Demokrat Fırka ve Türkiye Sosyalist Fırkası olacak. Bunlar bir şekilde seçimlere birlikte girmek için bir sosyalist birlik çatısı altında birlikte katılabilmek için mini kongreyle bağlantılı halde çaba sarf ediyorlar ama bu çaba başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu yani İstanbul'da ki bu ilk sol ittifak girişimi diyelim başarısızlıkla sonuçlanıyor. Yine de bir işçi temsilcisi meclise yani Osmanlı Meclisi, Osmanlı Mebusan Meclisi'ne seçiliyor. Muhtemelen çok büyük olasılıkla iddiatçı oylarla seçilen Numanus da bu iddiatçı geçmişe sahip bir işçi lideri diyelim. Ve bu Numanus'tanın seçilmesi de önemli bir, Aka Gündüz'le bir fotoğrafını görüyoruz burada Numanus'tanın. Numanus'ta Malta'ya yollanan iddiatçılar arasında Mart 1920'de İstanbul işgal edildikten sonra tutuklamalar hız kazanıyor. Özellikle iddiatçı kesimlere karşı. Numanus'ta da tutuklanan ve Malta'ya yollananlar arasında yer alıyor. Ama 1919 aralığında Numanus'tanın meclise gönderilen bir amele temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor Numanus'ta. Bu tabii önemli bir tepkiye sebebiyet veriyor. İşte Türkiye Sosyalist Fırkası özellikle çok sert tutum alıyor Numanus'tanın iddiatçı oylarla seçilmiş olmasına karşı. Şimdi Türkiye İşçi Çiftçi ve Sosyalist Fırkası biraz daha ılımlı bir tepki gösteriyor ve Numanus'tanın işte görevini yerine getirmesi, Mebusan Meclisi'nde Osmanlı işçilerini desteklemesi gerektiğini ifade eden çeşitli açıklamalar yapıyorlar. Yani genel manzara yaklaşık olarak böyle oldukça karmaşık ve zor bir dönem bu. Bu ilişkiler ağını ortaya koymak hakikaten ki ben bu meselenin bu kitapla tamamlandığını düşünmüyorum. Bu konuda çalışan başka arkadaşlar var, başka akademisyenler var. Umarım bir süre sonra mütareke döneminde ortaya çıkan bu ilişkiler ağını daha net bir şekilde resmedebilmek mümkün hale gelecek. Peki işçi hareketleri nasıl bu dönemde? Yani Numan Usta bir işçi temsilcisi olarak Osmanlı Meclisi'ne giriyor. İşçi hareketlerin, özellikle bir tramvay işçilerinin grevi var değil mi? Evet, evet. O hemen şeyden sonra, bu resmi işgalden bir süre sonra, Mayıs ayında, Mayıs 1920 Mayıs'ında bir tramvay işçileri hareketi ortaya çıkıyor. Şimdi işçi hareketleri aslında enteresan. Biraz önce söylediğim gibi hani şeyle karşılaştırabiliriz. Buradaki fotoğraflar 1921 Mayıs'ında kutlamalardan işte Kağıthane'ye gidiyor tramvay işçileri. 1 Mayıs kutlamalarının bir parçası olarak orada kendi aralarında bir şenlik şölene dönüyor 1 Mayıs kutlamaları. Benim aynı zamanda kitabın da kapağı olduğunu fark ediyorum ben şimdi. Onu burada kullanmışız. Amene tezahüratı hakkında bir gazete küpürü bu.
Evet, tramvaycılar bu mütareke döneminde ortaya çıkan iş hareketlerinde çok önemli bir yere sahip hakikaten. İlk ciddi, yani çok önemli bir grev hareketi Mayıs 1920'de gerçekleşen hareket ve başarıyla, kısmi bir başarıyla sonuçlanan bir hareket bu. Ama bununla bitmiyor aslında. Çünkü yani tramvay işçileri hakları, bir takım haklar kazanıyorlar ama bu haklar onlara teslim edilmiyor aslında. Tramvay şirketi, ki bu bir uluslararası şirket, geri adım atıyor. Sonra 1921, 20-21 hatta 22 yılı başlarına kadar, Şubat ayına kadar devam edecek bir kriz yaşanıyor aslında. İşçi temsilcileriyle şirket yöneticileri arasında. Hatta bu zaman zaman Türkiye Sosyalist Fırkası'nın örgütlü olduğu diğer sektörlerdeki işçilerin desteğiyle, mesela vapur işçilerinin desteğiyle İstanbul'da hayatı durdurmaya aday bir genel grev tehdidine dönüşüyor. Yanlış hatırlamıyorsam 1921 yılının ikinci yarısında özellikle bu genel grev meselesi çokça gündeme geliyor. Sonuçta bu genel grev gerçekleşmiyor ama 1922 yılı başlarında bir diğer önemli tramvay grevi ortaya çıkıyor ve bu hareket yeniliğiyle sonuçlanıyor aslında. Yani Mayıs 1920 grevi bir kısmi bir başarıyla sonuçlanmışken tramvay grevi, 1920'deki grev bir yenilgi aslında ve bu gerek sol hareketlerin gerek işçi hareketlerinin genel yönelimlerini belirleyen önemli bir gelişme 1922'deki hareketin yenilmesi. Çünkü TSF güç kaybetmeye başlıyor. Şimdi Türkiye Sosyalist Fırkası genel bir kabul, ben de bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Mütareke döneminde de işçi hareketlerinin en önemli örgütlenmesi aslında. Ama burada bir enteresan durum var. Aslında Türkiye Sosyalist Fırkası, yani Hüseyin Hilmi liderliğindeki Sosyalist Fırkanın aslında Mart 1920'den sonra güçlendiğini görüyoruz. Yani Mart 1920'ye kadar aslında TSF, Sosyal Demokrat Fırka gibi, Mesai Fırkası gibi bir başka önemli örgütlenme, muhtemelen İttihatçı Sol dediğimiz çevrelerin, Numanus'ta da dahil olmak üzere, önemli bir etkinliğe sahip olduğu, liderliğini yaptığı bir örgütlenme Mesai Fırkası. Mesai Fırkası, Türkiye İşçi Çiftçi Sosyalist Fırkası, Sosyal Demokrat Fırka, bunlardan bir tanesi Türkiye Sosyalist Fırkası. Ama Mart 1920'den sonra hızlı bir şekilde pek çok farklı işçi kesimi arasında hızlı bir örgütlenme sürecine girdiğini görüyoruz TSF'nin. Bir anda, yani bir anda değil tabii ama yani birkaç ay içinde, 1920 yılının sonlarına geldiğimizde TSF hakikaten adeta bir işçi konfederasyonu şeklini alıyor. Yani TSF'ye bağlı olan farklı işçi örgütlenmeleri var, işçi dernekleri var ve TSF bir anlamda bunların çatı örgütlenmesi haline geliyor. Bir siyasal parti şüphesiz, yani programına, tüzüğüne baktığınızda TSF'nin bir siyasal parti olduğunu görürüz ama TSF Mart 1920'den sonra yalnızca bir siyasal örgütlenme değil, aynı zamanda bir işçi örgütlenmesi ve aslında Hüseyin Hilmi'nin işçi hareketleri karşısındaki konumlanışı da adeta bir işçi konfederasyonu liderine benziyor. Yani kimi zaman efendim? İştirakçı zaten. Evet, evet, iştirakçı. Yani kimi zamanlar işçi hareketlerini destekleyen bir tavır alırken, kimi zamanlar hani bir grev hareketinin önüne geçmeye çalışan refleksler gösterdiğini görüyoruz Hüseyin Hilmi'nin. Benim sorduğum sorulardan bir tanesi şuydu. TSF nasıl oluyor da Mart 1920'de hem de şehrin yönetimi resmi olarak itilaf güçleri, askeri güçlerin kontrolüne geçtiği bir süreçte nasıl oluyor da böyle bir güçlü örgütlenme yaratabiliyor TSF? İşte bu soru bizi şeye getiriyor. Yani işçi hareketleriyle direniş hareketi arasında bir ilişki var mıydı sorusuna getiriyor aslında. Ben hiçbir şekilde bu soruyu %100 cevaplayabildiğimi düşünmüyorum. Dediğim, biraz önce söylediğim gibi, hani mütareke dönemi üzerine daha çok çalışmamız lazım. Bu konuda ortaya çıkan benim çalışmamın içinde pek çok önemli çalışma var. Ben tek tek bunları saymayacağım. Çünkü birisini söyleyip diğerini söyleyince, unutunca
karmaşıklık olabiliyor, yanlış anlaşılmalar olabilir. Ama bu mevcut, benim de katkıda bulunmaya çalıştığım bu mevcut literatür bize şunu gösteriyor. Mütareke dönemi hakikaten iş şirketlerinin çok önemli ölçüde etkinlik kazandığı, öne çıktığı bir dönem. Bu sadece iş şirketlerinin kapasitesi, sadece grev sayısıyla ölçülmemeli. İşte biraz önce dediğim gibi yani travma işçileriyle, travma şirketi arasındaki, elektrik işçileriyle elektrik şirketi arasındaki gerilimler bütün bu süreç boyunca devam ediyor aslında. Greve dönüşmek zorunda değil iş şirketleri mutlaka. Grev tehdidinin kendisi bile aslında iş şirketlerinin bir parçası bu dönemde ve bu tehdidin sürekli ve sürekli gündemde olduğunu görüyoruz. Özellikle 1922 yılı başlarına kadar. Dediğim gibi ben bu soruyu %100 yanıtlayabildiğimi düşünmüyorum ama benim araştırmalarımın gösterdiği önemli bir iki tane, benim ve bir diğer arkadaşların araştırmalarının gösterdiği önemli bir iki eğilim var. Onlardan bir tanesi grevi örgütleyen, yani 1920 Mayıs 1920 grevini örgütleyen işçiler arasında, öncü işçiler diyebileceğimiz kadrolar arasında işte ihtiyat yedek subay olarak daha önce Birinci Dünya Savaşı sırasında görev almış ve terhis olmuş işçiler var. Bunlar yani bunların birçoğu işte yabancı dil biliyorlar, Fransızca biliyorlar. Dolayısıyla şirket yönetimiyle yani bir vatman olabilmek için gerekli olan eğitime sahip bir işçi gücünden bahsediyoruz aslında. Ordunun terhis olan kademelerine, kesimlerine baktığımız zaman. Yine Rusya'da savaş esiri olmuş. Yani Osmanlı ordusunda görev alırken savaş esiri olmuş ve gerek iddiatçıların, gerek komünistlerin, gerek bolşeviklerin propagandası nedeniyle ya da gönüllü olarak Rusya'da gerçekleşen süreçlerin farkında olduklarından bir parça politikleşmiş ve sol sol fikirlere temayül göstermeye başlamış, sol eğilimlere eğilim göstermeye başlamış bir grubun bu travma işçileri hareketinin ortaya çıkmasında önemli bir etkinlik gösterdiği, önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Ve bunlar örneğin Bakü'de Eylül 1920'de işte bir birleşik parti olarak ortaya çıkacak olan Türk Komünist Fırkası'nın kuruluşun kongresinde yer aldığını görüyoruz. Yine bu fırka, bu Bakü konferansında, kongresinde şeyi görüyoruz. Yani Türkiye Komünist Bolşevik grubunun aslında tramvay grevinin örgütlenmesinde rol oynadığını görüyoruz. Bunu vurguluyorlar İstanbul'dan giden komünist temsilciler. Yani özetle Mayıs 1920 grevi Türkiye Sosyalist Fırkası çatısı altında gerçekleşmiş olsa da bu grev hareketinin ortaya çıkmasında ciddi bir rol oynayan vatman işçileri iddiadı diyelim. Bu örgütlenmede komünist, sosyalist figürlerin çok önemli bir etkinliğe sahip olduğunu görüyoruz. Ve hatta bunlar işte elimizdeki kaynaklar şeyi de gösteriyor. Hani bir noktada işte Türkiye Sosyalist Fırkası üzerindeki Hüseyin Hilmi liderliğinin ekarte edilmesini gerektiğini düşünüyorlar. Daha radikal, daha sol, tırnak içinde söylüyorum bunu, daha radikal bir liderliğin ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorlar. Bunun için de çeşitli etkinliklerde bulunuyorlar. Dolayısıyla baştaki soruya dönecek olursak, yani neden TSF Mart 1920'ye kadar o dönemde faaliyet gösteren sosyalist hareketlerden birisiyken Mart 1920'den sonra hızlı bir örgütlenme sürecine girebildi? Ben bunun bu gelişmenin ortaya çıkmasında direniş hareketinin iddiatçı komünist unsurlarının da önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Peki bu rol nasıl oynanıyor? Yine işte benim işaret etmeye çalıştığım noktalardan bir tanesi şey oldu. Ben hani bu bahar 1920 baharında bir cephe örgütlenmesinin ortaya çıkmış olabileceğini işaret etmeye çalıştım. Bu çalışmada da ona dair bir tartışmaya giriyorum. Bu
cephe örgütlenmesinin ilk aslında tezahürü, ilk provası 1919 seçimlerine yönelik olarak işte sosyalist hareketlerin içine girmiş oldukları koalisyon süreci. Bu başarısız oluyor. Ama 1919 yılının ikinci yarısında başarısız olan bu cephe örgütlenmesi fikri Mart-Nisan aylarında tekrar, ama bu sefer karakol cemiyetinin de dahil, onların da etkisiyle, Türkiye Komünist Bolşevik grubunun da etkisiyle yeniden gündeme geldiğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu tür eğilimlerle, Bolşevik, Komünist ve Sosyalist hareketlerle ilişki içinde olan işçi kesimlerinin TSF ile TSF çatısı altında faaliyet göstermeye başlamasıyla aslında işçi hareketlerinin bu dönemde TSF etkisi altına girdiğini ve yaygınlaşmaya başladığını düşünüyorum. Bunu göstermeye çalıştım bu çalışmada. Bunu tartışmaya çalıştım daha doğrusu. Şimdi bu tür, yani bu tartışma biraz önce görsellerde de gördük. Sizin kaynaklarınız arasında süreli yayınlar var. Mesela şeyi hatırlıyorum ben, o dönem süreli yayınlarında İştirak Tihimi'nin bir takım karikatürleri, onunla alay eden yazılar falan, hani iştirakçı olmak ne demek falan diye bayağı siz de rastlamışsınızdır muhtemelen. Yani gördüğümüz kadarıyla süreli yayınlar önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Siz mesela başka ne tür bir takım, yine arşivleri gördük, arşivden alınmış fotoğraflar. Yani böyle bir çalışmada, yani yeni sorular sormak için, bildiğimiz soruların dışındaki sorulara cevap aramak için nerelere baktınız? Yani ve nerelere bakıyorsunuz? Bu kaynaklar meselesi çok önemli bir mesele. Ben teşekkür ederim bunu gündeme getirdiğiniz, sorduğunuz için. Şimdi benim temel kaynaklarım arasında gazeteler, süreli yayınlar var. Süreli yayınlar biraz hani kazınca, biraz hani şey yapınca önemli bilgiler çıkabiliyor süreli yayınlarda. Dönemin gazetelerinden özellikle bahsediyorum. Süreli yayınların yanında TİTİ arşivi, Türkiye İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivi benim için önemli bir kaynak oldu. Orada Topkapılı Mehmet Bey, Direniş Hareketi'nin gerek karakolun, gerek Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin, gerek MİMİM grubunun önemli figürlerinden bir tanesi Topkapılı Mehmet Bey. Buradaki gazetede de Topkapılı Mehmet Bey'in bir fotoğrafını görüyoruz. Bir parça yaklaşmak mümkün mü acaba aşağıya doğru, bu kalpaklı biraz daha? Şimdi aşağıya doğru Topkapılı Mehmet Bey'in burada bir fotoğrafını görüyorsunuz. Topkapılı Mehmet Bey çok önemli bir kişilik, bir şahsiyet. Mütareke dönemi sürecinde dediğim gibi hem sol hareketlerle bir şekilde ilişkiye geçtiğini biliyoruz. Hem karakol cemiyetinin örgütlenmesinde, hem Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin örgütlenmesinde, hem de bir istihbarat grubu olarak faaliyet gösteren MİMİM grubunun örgütlenmesinde çok önemli roller oynuyor Topkapılı Mehmet Bey. Ve Topkapılı Mehmet Bey evrakı Türkiye İnkılap Tarihi Enstitüsü arşivlerinde. Bu benim için yani çok önemli bir kaynak oldu. Pek çok enteresan belge var TİTE arşivlerinde. Bunların güzelliği, bunların önemi biraz da şuradan ileri geliyor. Şimdi biz gazetelere, süreli yayınlara baktığımızda aslında süreli yayınlarda bizim rastladığımız bilgiler aslında şey konusunda bize çok yardımcı olmuyor. Bu benim işaret etmeye çalıştığım, anlamaya çalıştığım ilişkiler ağına dair çok fazla şey söylemiyor. İstisnaları kesinlikle var. Mesela şeyler, bir komünist yakalanıyor mesela. Onun sorgulama metni yayınlanıyor. Oradan çok fazla bilgi erişmek mümkün oluyor. Bunlar tabii ki çok önemli. Ama bu TİTE arşivinde mevcut olan kaynaklar biz aynı zamanda işte bu Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin ve özellikle MİMİM grubunun, onun altında ona bağlı olarak faaliyet gösteren bir istihbarat grubu MİMİM, onların mesela işçi hareketleriyle, sosyalist hareketlerle, komünist hareketlerle nasıl ilişkilendiğine dair çok önemli veriler sunuyorlar. Ben o yüzden herhalde benim en çok faydalandığım kaynaklardan bir tanesi oldu TİTE arşivi. Yine Başbakanlık arşivinden, Osmanlı arşivinden çeşitli belgeler, raporlar kullanabildim.
Bir de tabii TÜSTAV arşivlerinden, Türkiye Sosyal Tarih Araştırmaları Vakfı'nın Komintern arşivlerinden TKP ve Komintern'le ilişkin çok sayıda rapor ve belge var bu arşivlerde. Onlar özellikle sol hareketlerin faaliyetlerine dair çok şey anlatıyorlar bize. TÜSTAV Komintern arşivindeki belgeler. Bu da benim için önemli bir kaynaktı TÜSTAV Komintern arşivleri. Çünkü herhalde benim ortaya koymaya çalıştığım önemli meselelerden bir tanesi sol hareketlerin direniş hareketi içinde önemli bir rol oynadığı. Yani bu benim ortaya koymaya çalıştığım argümanlardan herhalde en önemlisi. Şimdi bunu gösterebilmek için tabii hani o aktörlerin kaynaklarına da yönelmek gerekiyor. İşte o açıdan da TÜSTAV arşivi çok değerliydi benim için. Çünkü gerek Türkiye Komünist Bolşevik Grubu'nun faaliyetlerine dair, gerek Aydınlık Çevresi, Şefik Hüsnü Çevresi'nin faaliyetlerine dair önemli kaynaklar var orada, önemli raporlar var. Komintern'le işte TKP liderliği arasındaki Türkiye Komünist Partisi halinin ismini alacak olan bu partinin kurucu bileşenleri olacak olan çevreler arasındaki yazışmaları görebiliyoruz. Onlar raporluyorlar İstanbul'daki faaliyetleri. Yine işte direniş hareketi Eylül 1920 Bakü çok önemli bir dönüm noktası. Gerek işte bu Doğu Halkları Kurultayı'nın toplanması, gerek Türkiye Komünist Fırkası'nın işte Mustafa Suphi liderliğinde kuruluş açısından. O dönemde ortaya çıkan tartışmalar da bizim için çok önemli. Ona dair de çok sayıda dokümana ulaşabiliyoruz TÜSTAV arşivleri sayesinde. Evet, bunlar bir de şey online olarak ulaşılabilir durumda zaten. Evet, evet, evet. Online olarak ulaşılabilir olmaları da çok önemli. Erol Bey çok teşekkür ederiz. Bu çok ufuk açıcı bir ve gerçekten farklı soruların sorulduğu bir program oldu. Olmuştur. Bu yeni tartışmalar için izleyicilerimize öneririz. Sizin bitirirken eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bitirirken eklemek istediğim şey, başta söylemem gerekeni sonunda söyleyeyim eğer 1-2 dakikam varsa. Aslında bu çalışma biraz şey, benim daha önce yayınlamış olduğum işte böyle bir takım farklı mecralarda yayınlamış olduğum makaleleri bir araya getirdi ve bir becerebildiğim ölçüde kitap formatında bir araya getirmeye çalıştım bunları. Dolayısıyla hani bu henüz devam etmekte olan bir araştırma ve yazım sürecinin bir aşaması olarak görüyorum, değerlendiriyorum ben bu çalışmayı. Şimdi yapmak istediğim şeylerden bir tanesi bu kitabı ikinci basımında ya da ayrı bir çalışma olarak 1918-1921 tarihlerine odaklanan bir çalışma haline getirmek. Yani bir bölüm daha ekleyeceğim buna. Ve bir başka hani çalışmanın şu an hazırlamakta olduğum daha genel 1918-1923'e yönelik bir kitabın da hani ilk bölümlerinin teminini teşkil edecek bu çalışma. Dolayısıyla ben bunun bir devam etmekte olan bir araştırmanın sonuçlarından bir tanesi olarak görülürse ben mutluluk duyacağım. Bitmiş bir araştırma olmaktan ziyade devam eden bir çalışmanın ürünüydü bu. Evet, size çalışmalarınızda bol başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.